Günaydın. Uyandın mı kızım? Günaydın. Herkese güzel bir Malatya sabahından merhabalar. Bugün günlerden pazar. Biz de pazar günü yakışır bir şekilde gayet geç kalktık. Malatya'dayken çocuklarım geç kalkıyorlar, bir tık da geç yatıyorlar. Düzenimiz birazcık değişti açıkçası. Sabah kalktım, çocuklara hazırlığı giydir, toparla derken bir yandan da kahvaltı hazırlığı falan yapılıyordu mutfakta. Ben de şimdi onların yanına geçeceğim. Bir merhaba diyeyim istedim. Video açılışı yapayım istedim. Bu arada İstanbul'dan abimler geldiler. Onlar da buradalar şimdi. Şimdi hep birlikte ailece kahvaltı yapacağız ve günümüzü başlatacağız. Adem'in dayısıyla birlikte şimdi fırına gidiyorlar ekmek almaya. Gel. Adem'cim onu diğer eline al ki dağılmasın yavrum. Görüşürüz. Burası uğurlama yeri bana. Oturayım böyle uğurlayayım sizi. Geldim asansör Adem. Evet. Sen de biliyorsun. Hayır ben gelmiyorum. Ben sizi yolculuyorum anneciğim. Neden bırakayım? Sizi yolculamak için. Görüşürüz. Kahvaltıya geçmeden önce kızımın uykusu gelmiş. Onu uyutmaya geldim. Benim tatlı çocuklarım. Hadi hala şok olmuş. Biz hazırlandık. Dayımlara gidiyoruz hep birlikte koştur koştur. Çocukların pusetlerini ve çantasını yaklaşık 4 dakikada falan hazırladım. Değil mi? Yalnız o kadar sıcak ki sanki yaz gelmiş. Evdeki kaloriferleri kapattık hala. Dayanılacak gibi değil. Evden bir çıkışımız var ama. Ne yapacağız? Göster kendini. Kapat zaten gelip şimdi oturacağız. Yerleştirdim mi anacığım? Bunu da koyayım. Asansördeyiz. Dayımlara giderken çekmedim. Dayımlardan çıkarken çekmedim. Anneannemlere geldik şimdi. Orada da çekmedim. Çıkarken çekebiliyorum. Çünkü kalabalıkta çekmek çok zor. Değil mi çocuğum? Ne yapıyorsun anne? İyiyim. Çocukların yanında ne hissediyorsun? Söyle bakalım. Güzel hissediyorum. Güzel. Gerçi diğer çocukların bu akşam gidiyorlar ama evet. Biz birazcık daha buradayız. Hadi bakalım. Çıkıyoruz. Soğumuş hava montlarımızı da giymedik. Herkese İstanbul'dan merhabalar. İstanbul'dayım. Geldik biz Malatya'dan. Hatta 4 gün oldu geleli ancak kamerayı alıp böyle bir selam verebiliyorum. Çünkü çarpılmışa döndüm. Toparlayamadım hala hiçbir şeyi. Ancak yavaş yavaş adapte olmaya çalışıyorum. Malatya vlogları kısa kısa oldu. Çekemedim. Ya hem
kalabalıkta çekmek gerçekten zor oluyor. Hem iki çocukla çekmek zor oluyor, çekilmek istemeyenler oluyor falan derken rahat olmuyor. En son montajlarken bir bakıyorum, çok az görüntü var. Hiçbir dakika falan çıkmamış, o yüzden maalesef Malatya bloğu kısa kısa olduğu için üzerine ekleme falan yapmak zorunda kalıyorum. Hala acıkım azıcık vızıldıyor. Tamam anneciğim. Biz bugün kalktık. Adana'nın babası okula bıraktı. Murat bu gece çalışacağı için şu an biraz uyuyor. Ben de kızımla AVM'ye gideceğim. Ama Ala'nın çok uykusu olduğu için şu an vızıldayarak uykuya geçmek istiyor. Kıyamam. Yat anne. Yat aşkım. Şimdi alışveriş merkezine geldim. Burası açık bir alışveriş merkezi olduğu için böyle montlarla falan dolaşıyorum. Şimdi Adanuh'un okulunda yılbaşı için çekiliş yapmışlar. Arkadaşına hediye bakacağız. Onun için Toy Shop'a geçeceğim. Arkadaşına da okuldan mesaj geldi. 50-100 TL'lik bir hediye en fazla maksimum. Daha fazlasını hani almayın demişler. Ben de onu uydurmak için bir şeyler bakacağım. Herhalde küçük bir hediye olacak. Çok büyük bir şey olmayacak ama zaten çocuk daha mutlu olsun yeter. Bir erkek çocuğu, o yüzden bu konuda bilgiliyim. Hadi yüz arabalarına falan bakabilirim. Bilmiyorum şimdi. Gideceğim o tarafa doğru. Bir de yarın bir arkadaşımla buluşacağım. Ona Malatya'dan bir şey getirmek istiyordum ama Malatya'da da çok böyle dolaşamadık. Gezemedik diyeyim çocuklarla yine. Buradan hemen böyle ufacık Çam sekizi çoban armağanı bir şey götüreceğim, alacağım, hediye edeceğim inşallah. Hala bebek arabasını çok sevdiği için böyle bebek arabasını uzun uzun uyuyor. Bu yüzden alışveriş merkezlerini gezmek Ayla ile çok kolay. Adana okuldan aldım. Minik polis beyi, elinde de polis şapkası. Efendim oğlum? Ya. Bas anneciğim. Ama anneciğim. Efendim? Hala açık ya, her yerin pembe pembe, görünmüyorsun onun kucağında.
Yerim ben seni. Durdu. Aa. Nasıl durdu? Direksiyon düz olmalı bence. Direksiyonu dümdüz olursa durabilecek bence. Ya evet. Çok güzel yapabildin anneciğim. Adem de televizyon açtı. Kendi de televizyon seyredecek. O, ben de yemek yapacağım. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Hatta biraz geciktim. Saat 6'ya geliyor. 6.30 gibi yemeğe otururuz diye düşünüyorum. Değil mi bebiş? Sen de beni izlersin. Hadi mutfağa yürü. Hadi bakalım. Evet, yemeklerimiz hazır. Saatlerimize zaten 6.30 biraz geçiyor da soğumasını bekledim biraz. Adem sıcak sıcak sabırsızlanıyor sofrada. Ailecik hala aynı yerinde. O da biraz acıktı. Öncesinde mi emzirse anneciğim? Yoksa yemek mi yesem? Önce sen. Tamam, önce sen tabii ki. Gel. Adem, siz bugün okulda pastel boya mı yaptınız yine? Evet. Evet, tırnaklardan belli. Çok güzel oluyor öyle tırnakların. Resim yaptığın belli oluyor. Böyleymiş anneciğim. Tekrar dene bakalım. Kargodan kahve değirmeni gelmişti de Adem onu deneyimliyor şimdi. Size alışveriş merkezine söylemiştim, arkadaşıma hediye almıştım diye. Şimdi onu paketleyeceğiz Adem'le birlikte, eğer yardım etmek isterse bana. Onları getireceğim. Değil mi annem? Ama burası açılıyor anneciğim, dikkat et. Bak Adem'le. Anne. Efendim. Yapabiliyor musun artık? O, bu çok gevşim. Anne, bunu birazcık çıkartayım mı? Çok çıkartma. Birazcık patlatayım mı? Kapat. Şimdi şöyle hediye paketi için iki tane çanta aldım. Böyle tatlış. Bunu başka zaman başka birisine hediye verirken kullanırım. Bunu da şimdi. Aa, cırtlı çok güzel. Ben de cırtlıymış. Cırtlıymış. Bu da yapıştırıcı mı var? İşte onların ismi cırt. Bak, hediyemiz bu. Beğenecek misin? Arkadaşıma ben bundan aldım. Böyle. Şimdi bardağımızı gösterelim Adana. Bu böyle siyah beyaz bir bardak. Anne, çırpı hikayeyi açalım mı? İçine koyacağız şimdi kartını. Çırpı hikayeyi. Aa, çırpı kitabın. Tamam anneciğim, onu çıkartalım. Bunu gösterip paketleyelim ondan sonra. Böyle siyah beyaz gold detayı var. Şurada da etiketi kalmış. Allah'tan yazı görünmüyor. Kapağını böyle kapatacağız. Böylece taşınabilir kahve olacak. Arabayla işe gidiyor. İşe giderken kendisine kahve yapar. Güzel oldu. Değil mi anneciğim? Böyle içer diye. Şimdi bunu buna saralım aşkım. Tamam. Tamam. Beğendin mi bu arada? Ben çok beğendim. Ben çok tatlı. Ya naçizane küçük bir hediye bu arada. Hani Malatya'dan gelirken bir şey getiremedim falan. Anne birazcık. Demek için. Dinliyorum anne. Anne birazcık. Bu yazı tetik beğeniyor. Ama birazcık not. Siyah notacılar tetik beğeniyor. Ha, sen o siyah notaları beğenmedin. Sana uymadı mı? Zevkine. Birazcık uydu. Birazcık uydu. Birazcık uydu. Bunu alabilir miyim? Çocuğum da uyudu. Saatler 8.30'a geliyor zaten. İkisi de gece uykusuna geçtiler. Artık benim için dinlenme zamanı. Bugün
kendimi hiç oturmamış gibi hissediyorum. Gerçekten çok yoruldum. Aslında alışveriş merkezindeyken böyle bir kafeye gidip oturup kahve içmek istiyordum hala uyurken ama kafeler çok doluydu. Hiç canım çekmedi. Hiç oturmak istemedim oralara. Akşam bu saatlere sakladım kahve keyfimi. Şimdi bir kahve yapacağım. Birazcık oturma odasının minderlerini düzelteceğim ve orada oturup İstanbul'u gelin izlemeyi düşünüyorum. Bunun için de çok sabırsızım. Şimdi İstanbul'dan vloglar gelmeye devam edecek. Bu arada İstanbul yolculuğumuz, uçak yolculuğumuz çok rahat geçti, onu söyleyeyim. Binişlerde ve inişlerde çok rahattık. Ala da Aden de uyudular. Gündüz yolculuğuydu bu arada. İkisi de yolculuk boyunca uyudular. Uçaktan iner inmez bizim bebek arabamız zaten direkt önümüze kurmuşlardı. Adam hazırlıyordu, neredeyse uğraşıyordu. Ben yardım ettim hemen. Ala'yı pusetine koyduk zaten. Altına da çantaları koyunca hiçbir ağırlığı da kalmadı. Ve valizlerimiz de çok hızlı bir şekilde geldi derken hiç sorun yaşamadan evimize gelmiş olduk. Çok şükür. Şimdi İstanbul'dan vloglar gelmeye devam edecek. Bu arada arkada kirli bulaşıklar görünüyor. Şu an onları gördüm. Ya bulaşık makinesi doluydu. Şimdi boşaltmayayım dedim. Ben normalde sabahları boşaltıyorum bulaşık makinesini. O yeni bitmişti. O bulaşıklar havuzun içinde, lavabonun içinde beklesin yarını. Hiç vallahi yapamayacağım. O kadar yorgunum ki. Öyle. İstanbul'dan vloglar gelmeye devam edecek dedim. Bu arada haftaya annem geliyor. Bizde trafik hiç bitmiyor gerçekten. Asla rutine giremiyoruz. Olsun ya, bence bu da çok güzel. Hem çocuklar için çok güzel hem bizim için çok güzel. Haftaya annem ve Dilasa gelecek. 1,5 hafta sonra. Onlarla da güzel eğlenceli videolar gelecek diye düşünüyorum. Bu videoyu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.